Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomda size özellikle anne sütünün devamlılığı için neler yapmalıyız ondan bahsedeceğim. Şimdi bebeklerimiz doğdu. Doğar doğmaz ten temas yaptık ve hemen emzirmeye başladık. Evet, sütümüz belki az, biraz telaşlandık çünkü bebek çok fazla mememizde kalmak istiyor. Bu sürecin normal olduğunu unutmamanız lazım. Çünkü bebekler yeni doğdukları zaman mideleri ilk gün bir kiraz tanesi kadar. Üçüncü gün bir kayısı büyüklüğünde, onuncu günde bir ceviz büyüklüğünde. Yaklaşık bir ay olduğunda bir küçük limon kadar. Yani bu ne demek? Bebeğin beni çok sık emecek demek. O yüzden çok sık emiyor olmasından telaşlanmıyorum, endişelenmiyorum. Sütüm yok, eyvah yandım, telaşını kapılmıyorum. Ne yapıyorum peki? Olabildiğince emzirme denemeleri yapmam gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim gebelik hormonumuz, süt yapan hormonumuz prolaktini, gebelik hormonu baskılar. Ve bebeğim ne zaman doğdu? Bebeğim doğar doğmaz mememe dokunduğu an itibariyle prolaktin aktif olmaya başlar. Siz bebeğinizin meme ucunu ağzının içine yerleştirdiğinizde, oraya kahverengi dolguya bebek ağzıyla sıkıştırıp oraya baskı verdiği an beyninize bir ileti gidiyor ve diyor ki evet, bebek doğdu, emmeye başladı, süt üretmen lazım. Prolaktin hormonunu aktive ediyor. Yani prolaktine uyarı veriyorsunuz. O yüzden şunu hiç unutmayın. Sütünüzün devamlılığı için, sütünüzü arttırmak için en önce emzirmeniz gerekir. Emmeliki bebek memeye uyarı gelsin. Memeye uyarı geldikçe de süt üretimi olsun. Ben bazen çok annelerle konuştuğum zaman genelde şöyle söylüyor. İşte Esra, şunu yiyorum, bunu içiyorum, şöyle yapıyorum, bunu yapıyorum ama yok, atmıyor sütüm. Bakın, anne sütü için eğer siz emzirmezseniz, gerekiyorsa sağmazsanız sütünüz olmaz. İstediğiniz kadar yiyin, litrelerce su için. Bu işin püf noktası prolaktini aktive etmektir. O yüzden mutlaka ve mutlaka bebeğiniz memenizi emmelidir. Memeyi, o kahverengi dokusunu bebek dokunacak, oraya bir uyarı gönderecek. Beyne uyarı gidip süt üretimi başlayacak. Bu bir kural. Bu olmazsa süt olmaz. O yüzden en önemli şey bebeğimizi emzirmek. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Özellikle prolaktin dediğimiz süt yapan hormon geceleri çok daha fazla salınır. O yüzden özellikle küçük bir bebeğiniz varsa gece emzirmelerine lütfen önem veriyoruz. Bazen şöyle bir şey oluyor. Diyor ki anne, ben biberon da kullanıyorum. Zaten bebeğime biberon da veriyorum. Geceleri ben çok yorulduğum için hiç kalkmayacağım. Bebeğimin o arada anneanne, babaanne ya da babası biberonla besleyecek. Fakat bunu yeni doğanda çok istemiyoruz. Çünkü bebek emecek ki göğsünüze uyarı gitsin ve sütün devamlılığı açısından bu çok önemli. O yüzden mutlaka ama mutlaka gece beslenmesi, gece emzirmelerinize yeni doğanlarda çok dikkat ediyorsunuz. Sütünüzün devamlılığı için bu çok 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 önemli. Onun yanı sıra bebek ne kadar çok emerse süt o kadar çok olur. Bunu dediğim gibi hiç unutmamamız gerekiyor. Özellikle yeni doğanlarda biz gece emzireceğiz. Evet, çok yorgun oluruzdur ama esasında gece kalkıp emzirdiğinizde sütün, prolaktin salgılanırken sizin de yorgunluğunuzu gidermek için de bir başka bir hormon salınıyor ve sizi esasında daha az yorgun hissettiriyor. Bakın yeni doğan bebek annelerine, gece de kalktım, gündüz de kalktım, toplasam 5 saat uyumadım diyorsunuz. Fakat normal bir zamanda bu kadar çok ayakta kalsanız hayatta vücudunuz dayanmaz. O yüzden unutmayın, gece emzirdiğiniz zaman vücudunuzun o yorgunluğundan sıyrılabilmesi için de bir hormon salgılıyorsunuz. Bu da size fayda sağlıyor. O yüzden gece emzirmelerine dikkat ediyoruz. Bebeğimi her istediğinde emziriyorum. Özellikle ilk ay, gündüzleri 2-2,5, geceleri 3. saatte asla daha fazla uzun uyumasına izin vermiyorum bebeklerin. Çünkü bebeğin yeni bulunduğu ortama alışabilmesi, yeni doğan sarılığının durumu, bu tip durumlar bebeğin daha çok memede daha çok uyumasını sağlıyor. Benim o yüzden bebeği 3. saatte uyandırmış olmam ve memede emziriyor olmam burada çok önemli. Mümkünse her seansta 2 memeyi emzirebilirsek çok süper olur. Ortalama 10 dakika bir göğsü, 10 dakika bir göğsü emiyorsa 20-25 dakika, 30 dakikalık bir emzirme seansı sütünüzün devamlılığı açısından çok iyi olacaktır. Fakat bebeğiniz meme ucunuzu tutamıyor, ememiyor ya da emmiyor ama çok aktif emmiyor. O zaman da mutlaka bu emmenin etkisini devam ettirebilmek, yani memenizin de uyarıyı devam ettirebilmek için de prolaktin salınımı açısından önemli olan bir nokta da pompa yapmaktır.
O yüzden hamileyken ben bütün annelere, işe başlayacaksanız çiftli elektrikli bir pompa, işe başlamayacaksanız ve bu süreçte evde olacaksınız bir tane elektrikli tekli bir pompa ya da manuel bir pompa ya da o vakumla, doğal akışla sütünüzü sağabileceğiniz bir pompanın sahibi olmanızı öneriyorum. Ama hastaneden çıktınız ve süt miktarınızla ilgili böyle çok nanem oldu bir durum varsa en azından 1-2 ay hastane tipi pompa kiralamanız da önemli. Hastane tipi pompa nereden kiralayabilirsiniz? Google'a İşte hastane tipi pompa kiralamak dediğinizde zaten önünüze çıkıyor. Ben daha çok işte Medeli olabilir, Spectra olabilir, hangisine ulaşabiliyorsanız bunlardan 1-2 ay boyunca bebeğinizi daha yoğun uyarı verebilmek adına hastane tipi pompa kullanabilir ve göğsünüze giden uyarıyı arttırabilirsiniz. Siz bebeğinize mama takviyesi veriyor olabilirsiniz ilk başlarda. Bu süreçte dikkat edeceğiniz en önemli şey de pompa kullandığınız biberondur. Mümkünse yeni doğanlarda alternatif beslenme yöntemlerini tercih etmelisiniz. Bunlar nelerdir? Enjektörle beslemek olabilir, bir kaşık biberonlar olabilir ya da kadehle dediğiniz ve bir bardaktan içirilmiş gibi içirebilirsiniz. Bir de son dönemlerde daha çok emzirme amaçlı danışmanlarının da tercih ettiği EDS yöntemi var. Özel bir ince kateteri göğsünüze yapıştırıyorsunuz. Bir ucu mamada oluyor, bir ucu göğsünüzde. Bebeğiniz emerken hem sizin memenizi emiyor, doğal olarak memeye uyarı gönderiyor. Hem de kateterden mamayı içmiş oluyor böylelikle. Böyle baktığınız zaman bebek hiç biberona maruz bırakmadan memeden kateterle karnını doyurarak bu süreci tamamlamış oluyorsunuz. Böylelikle çift etki yapıyor. Siz de emzirdiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Bebek memede olduğu için huzurlu oluyor ve karnı doyduğu için de mutlu oluyor. Siz de bunları tercih edebilirsiniz ve araştırabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın, olur mu? Sizler beğendikçe ben çok mutlu oluyorum. Bu arada da şeyi de göstereyim size. Yeni doğan bebek bakımı ve ilk yardım kitabım var. Burada emzirme ile ilgili çok detaylı bilgiler de paylaştım. Bu kitabımın da linkini aşağıya koyuyorum. Şu aralarda indirimde. Bunu da alıp kendinizi evinize rehber kitap olarak bulundurabilirsiniz. Alırsanız şöyle resim çekip bana da gönderirseniz çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum sizi. Bay bay.